Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 boyutlu yazıcı ile Octodai robot nasıl yapılır ona bakacağız. Evet arkadaşlar, strtürk.com'a giriyoruz ücretsiz STL indirmek için. Buradan siteye üye olup kayıt yaptıktan sonra, e-mail onayını yaptıktan sonra strtürk'ten arama bölümüne Octo yazarak Octodai robotumuzun hazır çizimini, yazıcıya hazır bir şekilde kullanabileceğimiz çizimini indiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazır çizim burada. Gözler var. Biz gözleri basmadık bu baskıda. Gerek duymadık. Evet, buradan indiriyoruz. Hemen indi. Gördüğünüz gibi dosyamız inmiş durumda. STL Türk eğitim bölümünde de girip Octodai'yi oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde. Evet arkadaşlar, Jura'da açtık dosyamızı. Gördüğünüz gibi gövde Octodai'ın hazır Ultimaker Jura programında. Dosyalarımızı tek tek atıyoruz içine. Zaten boyutu boyutuna çizilmiş çizimler. Yalnız burada tek bir sorun var. Yani sorunla değil, bu ayak ile tek basılmış. Bunu üstüne tıklayıp kopyala diyoruz. Ve bir tane daha yapıyoruz. Kopya sayısı 1. Gördüğünüz gibi dosyalarımızı yerleştirdik arkadaşlar. Yazıcımız CR6S'ye. Burada zaten Jura ayarları, standart ayarlar, katman yüksekliği, kovan, dolgusu %10 olarak düşündük. Yazdırma sıcaklıkları 205-60, yazdırma hızı 60. Destek var. İsterseniz kapatabilirsiniz, isterseniz destekli de basabilirsiniz ama burada destek gerekiyor bir iki yerde. Desteğimizi açıyoruz. Standart 0-2 milimde dilimliğe basıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 18 saat 49 dakika bir baskı süresi var. Ön izlemeden de bakacağız nerelerinde destek var, nasıl bir baskı olacak diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizimde herhangi bir sorun yok. Bu şekilde dosyamız hazır. Artık bunu yazıcımıza yükleyebiliriz. Dosyaya kaydet diyerek masa üstüne kaydedip hafıza kartıyla beraber yazıcımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Geekot olarak. Evet, baskımız devam ediyor arkadaşlar. Yazıcıda gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar, baskımızı aldık. Baskıda herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi 2 tane gövde, 2 tane ayak, 2 tane bacak. Güzel bir şekilde yazıcımız bastı. Radya tabandan dolayı baskı biraz uzun sürdü. Bir günü geçti baskı ama güzel bir baskı aldık. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Temizleme işleminden sonra da Arduino işlemlerine başlayacağız.
Arkadaşlar temizleme işlemlerimizi bitirdik. Şimdi Arduino setlerimize, gerekli parçalarımıza bakıyoruz. 1 adet Arduino Nano Sensor Shield, 1 adet Arduino Nano Clone, 1 adet USB kablo ve 4 tane de servo motorumuz var. Bunları şimdi parçalarımıza yerleştireceğiz ve robotumuzu hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce bacaklardan başlıyoruz. Motorlarımızı önce bacaklarımıza yerleştiriyoruz. Ardından Arduino Nano Sensor Shield ve Nano Clone'un yerleşimini yapacağız. Önce motorlarımızı belirli yerlerine, zaten yerleri belli, buradan da videodan takip edebilirsiniz, yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bacaklardaki motorları yerleştirdik. Gövdemize 2 adet olmak üzere yerleştirdik. Bunlar, bu motorlar bacak motorları olacak. Şimdi Arduino Nano Sensor Shield'imizi açıyoruz. Gövdemize ilk olarak onu yerleştireceğiz. Onun montajını yapacağız. Ardından üstüne klonu yerleştireceğiz. Evet, bu şekilde nano shield'imizi yerleştirdik. Nano clone'u da kablonun gireceği yer dışa bakacak şekilde monte ediyoruz. Bu şekilde buradan kablomuzu sokacağız. Evet, Arduino setimiz yerleşti. Bunları vidalayacağız, monteleyeceğiz. Ve arkadaşlar, bacaklardaki motorları da ayaklardaki motorları da takıyoruz. Yerlerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 2 adet, bir sağ bir sol olmak üzere. Ve arkadaşlar, monte işlemlerimiz bitti. Kabloların yerlerinde 2, 3, 4, 5 olarak yerleştirdik. Sağ ayak 2, sol ayak 3, sağ bacak 4, sol bacak 5 olarak yerleşimini yaptık. Ve artık robotumuz çalışmaya hazır. Kod yüklemeye hazır hale geldi. Evet arkadaşlar, mBlock programını bilgisayarımıza indirdik. Buradan mBlock üzerinden Arduino'muzu robotumuza yükleyeceğiz. Öncelikle uzantılar kısmından uzantıları yönet diyerek Ottodai robotu indirmemiz gerekiyor. Burada arama bölümüne, uzantıları yönet bölümünde arama bölümüne Otto yazarak bu programı bu eklentiyi indiriyoruz. Otto'dayı indirdik. Otto'day robotumuza girdikten sonra Otto programı atarak kodlamaya başlıyoruz. Kartlarda Arduino kartımız yüklü. Buradan Otto programı atıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim yerleştirdiğimiz gibi sağ bacak 2'de, sol bacak 3'te, sağ ayak 4'te, sağ bacak 5'te. Evet, ondan sonra gerekli şeyleri sıfıra getirdikten sonra kodlarını yazıyoruz. Araya 1 saniye bıraktık. Gördüğünüz gibi yavaş modu aldık. Yavaş modda çalışmasını istiyoruz. Başlangıçta Moonwalk'u seçeceğiz burada. Moonwalk'ta 1 saniye bekle diyerek kodlarımızı Arduino'muza yükleyeceğiz. Buradan bağlantıdan, seri porttan bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Seri portta robotunuz görünecektir. Ondan sonra Arduino'yu yükle diyerek robotumuza kodları yüklüyoruz ve robotumuz çalışmaya hazır hale geliyor.
Robotumuz şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Siz de bu videoyu izleyerek 3 boyutlu yazdığınızda kendi otto robotunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.